Evet, Ruanda sınırına girmiş bulunuyoruz. Çok uzun da sürmedi. Bütün evraklara tam olunca her şey böyle hafif geçiyor. Biz geçtik. Şu anda Ruanda'nın içindeyiz. Şöyle de bir durum var abi. Ruanda bu ülkeler arasında en çabuk gelişen en çabuk ülke. Gelişen ülke. 20 yıl önce burada bir soygun yaşanırken birbirine kesiyorlardı ama çok gelişmiş bir ülke. Şu an zaten girdiğimiz andan itibaren yollardaki farklılığı ben gördüm şahsım adına. Daha yeşil, daha çok yağmur alan bir yer. 25 derece tabii daha yeşil bu anda. Soykırım kaç sene önce? 94 işte. Zaten en son Belçika buradan ayrılıp gidiyor diye biliyorum. Ama bu akşam onu net bir okuyalım. İçerilere doğru daha da yeşil göreceğiz diye biliyorum. Yanılmıyorsa. Evet, evet. Yani insanın aklına genelde Afrika deyince hep kuraklık, çorak, çöl onlar gelir ama leylek mi bunlar ya? Çok değişik bir hayvan var orada ama leylek değil onlar tabii. Değişik bir hayvan. Afrika kuşu. Gözünüzün alabildiği her yer çay tarlası. Yani dikkatimizi çektiği için bunu da kayda alalım istedik. Çok çok büyük bir alan çay tarlası. Aynı şekilde sağ tarafta komple çay tarlaları var. Bir süredir yolda devam ediyoruz. Şimdi Max abi tekrar bilgilendirme verir misin bu bisikletçiyle alakalı? Ben daha önce belgesellerden izledim. Oradan edindiğim bilgiye göre bu bölge Ruanda, Burundi vesaire bu tarz bu bisikletçinin yaptığı gibi çok yapılıyor. Yani giden kamyonet, giden şeyde tır arkasına yapışıyorlar böyle yani pedal çevirmeden çekiyor. Ha bu aslında tehlikeli yani yasak bu ülkede. Ama dağlık bir bölge diye herhalde böyle yapılıyor. Şehirde de göreceksin onu. Neydi? Bu bisikletçi böyle hala bu bir tane ileride mesela 2 3 4 tane böyle sırayla dizilmiş. Bazıları düşüyor. Bak saldı bak mesela. İşte hemen saldı gidiyor. Aç camı da bir selam verelim bari babamın. Cam babam bu. Ruanda'da yemek için ilk kasabada durduk. Bayağı acıkmıştık yani yollarda falan. Sadece o da değil, aynı zamanda çok beklenmedik bir ilgiyle karşılaştık. Yani şok olduğumuz için çekemedik. Ambali olmuş durumdayız. Tabii. Hani yeni yeni atlatıyoruz. Ya, abartmayayım ama belki 50-60 kişi etrafımıza doluştu. Şimdi tamamen insanlar saldı bizi ama yani hala bir bakış var. Yani bir küçük etrafı çekelim bak. İlk geldiğimizde yani sanki uzaydan gelmişiz gibi davranıyorlardı hani. Yani şu taraftaki insanlar sadece bizim izleyici kitlemiz yani. Yani çok enteresan. Muhtemelen buraya çok turist uğramıyor. Ondan dolayı biraz insanlar merak ediyor. Çumi gülüm. Çumi. Ha, yemek de geldi. Kızarmış patates, bir de muz. Yemeklik muz. Yani yemeklik muz ve güzel bir et. Kigali'nin şehir merkezindeyiz. Aynı arkamızda da gördüğünüz gibi Kigali yazıyor. Biz şu anda Ruanda'nın başkenti Kigali. Dün gece biraz geç saat vardık. Dinlendik falan filan yemek yedik. Gece hayatına da bir baktık. Tabii canım yani şimdi biraz gittiğimiz şehirlerde kumarhane uğramadan da olmuyor. En azından bir bakalım o da insanlar nasıl eğleniyor. Gittik baktık bundan sonra yattık. Şimdi geziyoruz. Merkeze geldik. Şimdi biraz buraya gidiyoruz. Burası abi bir aslında Afrika'da genelde olmayan meydan kültürünün olduğu nadir ülkedir diye tahmin ediyorum. Çünkü burasını Afrika'nın Paris'i diyorlar. Evet. Yani oldukça da temiz. Temiz konusunda çok temiz. Çok yani, da güvenli bu arada. Şehirde yerlerde mesela aynı zamanda yürüyelim gelelim. Sigara izmaritleri asla bulamazsın. Yani böyle çöp bulamazsın. Plastik her şey tertemiz. Abi orada tabii biz bu bilgiyi verdik mi hatırlamıyorum ama yenilemekte fayda var. Ülkede plastik, poşet... Efendime sokmak söyleyeyim, yasak. Plastik herhangi bir şey yasak.
hediyeliklerin etrafını sardığımız poşetler dahi biz çöpe attık sınıra gelmeden tabii. önce. Yani burada uzun bir cadde var. Çok da uzun değil yani. Biraz aşağıdan yürüdük. Bir iki tane büyük bina, ufak bir merkez. Ama temiz. Temiz, oldukça temiz. Bundan sonra bir şey konuşmaya gerek yok çünkü. Çek. Yani çekip. Bak şurada hediyelik eşya dükkanları var. Bir onlara bakalım. Buradan gidelim. Şurada da var. Şurada da var. Orada daha çok kadın üzerine diye gördüm. Buradan bir iki magnet falan çözeriz herhalde. Eğer açıksa tabii. Açık. Açık ama girişleri arka taraftan anladım. Yani Kigali gerçekten Afrika'nın dışında gibi bir yer gibi Max abi. Evet. Ama Afrika'ya ben geliyor olsam buraya gelmem. Niye? Çünkü bu Afrika'yı yaşamaya geliyorsun abi. Yani burada aşırı bir düzen aramıyorum ki ben. İşte böyle bir hediye şal dükkanlar var. Şu çok güzel sandalları. Muz yapraklarından yapılmış. Bunlar muz yaprağından mı? Evet. Muz yaprağından. Taşını taşıyabilecek olsak alırız ha. Evet. Ağır mı? Ağır biraz. Peki muz yaprağından mesela senin memlekette bir şey yaptırabilir miyiz? Ya şimdi her yerde bir kendi şeyleri, kültürleri var. Bu bölgede çok fazla muz yetiştiği için onu kullanıyorum. Bizim orada çok fazla yok. Merhabalar. Kigali'de Soykırım Müzesi'ne geldik. Zaten Kigali'de çok gezilecek bir şey yok. Burası bizim yani son noktamız. Milli parklar var, yürüyüş parkları. Bizim ülkemizde de bolca var yani. Bir ekstralık değil. Şimdi biletimizi alıp içeri gireceğiz. No recording in here. Okay. Thank you. Kayıt yapamıyormuşuz. Evet, müzeyi gezdik. İçeride. Toplamda 1 milyon insanın öldüğü bir katliam olmuş. 100 gün içerisinde 1 milyon insan katledilmiş. İçerideki fotoğraflar, anıt mezarlar. İnsan kemikleri. İnsan kemikleri. Kafatasları. Yani çokça var ama. Öldürülen çocukların fotoğrafları. Ben abi şöyle bir sonuca vardım. İçeri girdim, ben beklemiyordum bunu görmek. Ben Srebrenica katliamı ile ilgili de bir bölüm oluşturmuşlar. Evet, Nazilerin. Nazilerle ilgili küçük bir bölüm var ama Srebrenica'ya daha çok yer vermişler. Evet, bu. Merhabalar. Şimdi Kigali'den çıkış yapıyoruz otelden. Bujumbura'ya gidiyoruz, Burundi'nin başkentine. 5,5 saatlik direkt bir yol var ama tahminen 296 kilometre ama işte senin tabii bu arada kilometre çok yol, değil burada. Evet, yolda durumu nedir bilmiyoruz. Ama bir sonraki yolumuz çok daha uzun. O 29 saat sürecek. Evet, evet. Onu 3'e böleriz muhtemelen. Hı-hı. Şimdi Bujumbura'ya gidiyoruz. Bizim vizelerimiz Doğu Afrika vizesi olduğu için sadece buraya kadar kapsıyor. Uganda, Ruanda, Kenya, Uganda, Ruanda'yı kapsıyor.
Bundan sonra her gideceğimiz ülkede sınırda vize alacağız. Bunların bedeli aşağı yukarı 50 dolar ile 100 dolar arası değişiyor kişi başı. 30-50. Genel olarak Uganda, Ruanda hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyim abi sırasına? Valla daha önce de duyduğum gibi Uganda, Ruanda çok temiz bir ülke, doğru. Küçük olduğu için çok organize bir şekilde temiz tutuyorlar. İşte ağaçlar dikmişler yani yolun ortasında, yolun kenarında. Şimdi bunun dizilerine doğru biraz son kontrolleri yapalım dedik. Lastiklere baktırıyoruz vesaire. Şöyle de bir güzel bir detay var. Ruanda'da hepimiz bir tane böyle birer tişört aldık. Nasıl abi? Görmüştüm. Ver bakayım.